Öyle bir şey ki kendileri Kur'an'a uyulması gerektiğini, Kur'an'ın her şeye açık olduğundan bahsediyorlar ama apaçık dedikleri bu kitapta 19'u buluyorlar. Ama biz bulamıyoruz. Olmayan şeyleri kitaba koyup kitapta olan şeyleri de kitaptan çıkartmaktır bunların yaptığı şey. Bugün 19'u saatlerce anlatıyorlar. Saatlerce anlattığınız şeyi açıklamaz mı Allah Subhanahu Teala? Bu nasıl bir İslam olabilir? Bu nasıl din olabilir? O ki Allah Subhanahu Teala'nın kitabı apaçık diyorsunuz insanlara. O kitabın içinden 19 sistemine dair bir tane ayet gösterin. Bunu yapamayacaksınız. Siz de iyi biliyorsunuz. Bir tek ayet değil, bir tek satır dahi getiremeyeceksiniz. Bir kelime dahi getiremeyeceksiniz bu inancınıza delil olarak. Şimdi bu insanlar eğer Kur'an'ın Müslümanı ise, Kur'an'ın muvahhidleri ise, Kur'an'ın tevhid ehli olan bahsettiği insanlardan iseler niye bunlar tağut ayetlerinden bahsediyor? Niye bunlar tevhidle alakalı meselelere girmiyorlar? Niye şirkle alakalı bir şeylere girmiyorlar? Niye laik sistemi eleştirmiyorlar? Niye bu tür konularda insanlara dersler yapmıyorlar? Ben bir hadis inkarcısıyla konuştuğum zaman şunu söyledi. Askerlik konusunda dedim ki Allah Subhanahu Teala'nın ayeti tağuta askerliği yasaklıyor. Tağut yolunda savaşmamamız gerektiğini söylüyor. Bana söylediği söz şuydu. Ne yapalım? Zorundayız diyordu. Bu adam kendisi tas tamam Kur'an'ı kabul ettiğini söyleyen insan. Bu nasıl bir Kur'an'a inanmak, Kur'an'a itaat etmektir? Sizler Kur'an'a işiniz geldiği yerde ya da Kur'an'ın kolay olarak gördüğünüz yerleri neyse oraları yaşayacaksınız. Allah Subhanahu Teala'nın kitabında belirttiği Yahudilere dediği şekliyle siz bir Kur'an'ın bir kısmına iman edeceksiniz, bir kısmını inkar edeceksiniz. Bu şekilde yaşayacaksınız öyle mi? Aynen öyle. Siz bu şekilde yaşayan insanlarsınız. Ve ben şunu söylüyorum. Bugün bunu dinleyen kendisine Kur'ancıyım diyen insanlar tağut konusunda hadi dersler yapsınlar. Bu zulüm rejiminin tağutu rejim olduğuna dair insanlara anlatım yapsınlar. Bu rejimin İslam'la alakası olmadığını bunlara açıklasınlar insanlara. Hüküm konusunda insanlara bilgilendirsinler. Allah'tan başkasının hüküm veremeyeceğinden bahsetsinler. Allah'tan başkasının yolunda bir Müslümanın savaşamayacağından bahsetsinler. Hadi bunlara bahsetsinler. İnsanlara tevhid anlatacaksanız bunlardan başlayın. Siz miras hakkında, namaz hakkında, oruç hakkında, zekat hakkında bunların hakkında siz insanlara bir şey anlatıyorsunuz. Siz insanların zamanından çalıyorsunuz. İnsanlarla dalga mı geçiyorsunuz ya? Bunlarla siz nerede gördünüz bir insanın Müslüman olduğunu? Tevhidi olmayan bir insanın bunları anlatsanız ne olur? Anlatmasanız ne olur? Siz insanlarla dalga geçiyorsunuz. Ama amacınız Allah subhanahu teala en iyi bilendir. Geçmişteki alimlerden bir kısmını eleştiriyorlar. 100 bin hadis nasıl ezberlenir? 200 bin hadis nasıl ezberlenir? 300 bin hadis nasıl ezberlenir? İşte Ahmet bin Hanbel'i şu kadar ezberleyemez. Ya arkadaşım bugün tağut dediğimiz Suud krallarının hapishanelerinde çürüyen, hapishanelerinde zayi edilen, hapishanelerinde zulmedilen Süleyman el-Ruvan. Buhari'yi ezberlemiş, Müslim'i ezberlemiş, Tirmizi'yi ezberlemiş, Ebu Davud'u ezberlemiş, Nesai'yi ezberlemiş, İmam Malik'in Muvatta'sını ezberlemiş, Darimi'yi ezberlemiş, Ahmet bin Hanbel'i ezberlemiş, Kitab'ı ezberlemiş ve bu saydığım hadislerin senedine dahi ezberlemiş. Allah subhanahu teala eğer zekalı bir insanı yeryüzüne indirmişse siz istediğiniz kadar aklınızla onu reddedin. Tarihte eğer bu olmuşsa olmuştur. Sizin aklınızla bir şey yok olmaz. Ve bu şekilde akıl ile de bu konuya yaklaşılmaz. Biz bugün mesela şuna bakıyoruz. Kur'an'da cinlerden bahsediliyor ama cinlerin insanlara musallat olduğundan falan bahsetmiyor. Bugün biz rukye tedavisi diye bir şey biliyoruz. Biz bunu nereden öğrendik? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Bir insana musallat olan bir cini o bedenden çıkartmak için Kur'an okuyoruz. İşe yarıyor mu? Yarıyor. Hadislerle bu geliyor. Ve buna dair birçok bilgi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den geliyor din hakkında. Ve biz bunları denediğimiz zaman, baktığımız zaman doğru olduğunu görüyoruz. Bugün cin musallat olan bir insanı hadis inkarcısının önüne götürseler ne yapacağını bilmeyecektir. Kur'an'da çünkü böyle bir şey yazmayacaktır. Yapılması ona göre yanlıştır. O cin o bedende maalesef duracak ve o bedeni harap edecektir. Bu şifa konusunda Allah'ın Resulü bize o kadar güzel açıklamış ki başka musallat olan insanlara sunduğu zaman bu ayetler Allah subhanahu teala'nın izniyle o bedene şifa oluyor. Allah'a hamdolsun. Salat ve selam Resulün üzerine olsun. Resulünün ashabının üzerine olsun.